Merhaba bikum. arkadaşlar hoş geldiniz e, ikinci Arapça dersimize e, ilave olarak e, desteklemek e, amacıyla bu dersimi vereceğim e, haza zalikeyi görmüştük haza'dan hemen bahsedelim e, hatırlarsınız ne demiştik arkadaşlar eril yani müzekker kelimelerde bu anlamı vermek için kullanılıyordu zalike ise Yine aynı şekilde eril yani müzekker kelimelerde şu o anlamı vermek için kullanılır. Haza bu, zalike o ya da şu anlamına geliyordu erillerde. Kelimelerin eril ya da dişil olduğunu nasıl ayırt edecektik? Dişil kelimeler genellikle büyük çoğunlukla kapalı t alır arkadaşlar. Bakın bu t, bu t ikisi de aynı bu kendisinden sonraya birleşmeyen T, bu kendisinden sonra gelen e, harflere birleşen T. Bunlar olduğu takdirde dişil kelimelerde, bunlar olmadığı takdirde eril kelimelerde. Kalem kelimesinin Arapça yazılımına dikkat ediyoruz. Bakın burada kalem sonunda T olmadığı için müzekker yani eril grubuna giriyor. O yüzden haza kalemun ya da zalikel e, zalikel kalemu ne yapıyoruz diyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den örnekler verelim arkadaşlar, birkaç tane. Bakara suresinde e, zalikel kitabu la raybe fih diyor. Bakın zalike el kitap kitap eril olduğu için zalike kullanılmış. İşte o kitap. ذلك hak El yevm kelimesi eril olduğu için zalike ne yapılmış kullanılmış zalikel <laughs> yevm o gün Ali İmran 51 inna Allahe Rabbi ve Rabbukum fe'buduh hâzâ surat müstakîm bakın hâzâ neden çünkü surat eril olduğu için Haza kullanılmış. Bu doğru yoldur. Bu sırat yol demek arkadaşlar. Müstakim doğru. Dost doğru yol. Bu. Haza sihrun mubin. Ah kaf yedi. Haza sihrun. Bakın eril. Bu sihirdir. Nasıl bir sihir? Mubin. Yani ap açık bir sihirdir. İnne inna hazal qur'ana yahdi bakın hazal Kur'ane kur'an eril kelime olduğu için haza kullanılmış harfi tarife geçelim arkadaşlar belirlilik ekine harf ta'rif isimlerin başına geliyordu hatırlarsanız belirtme edatı yani elif lam isimlerin başına geldiğinde bu isimleri ne yapıyordu? Belli ediyordu belirtme. Bir isimde aynı anda, kural şuydu arkadaşlar, bunu da söylemiştim size. Tekrardan uyarı yapıyorum. Bunu mümkün mertebe ne yapın? Yazın. Eğer isterseniz bu dokümanı size e-mail yoluyla da yollayabilirim. Lütfen YouTube kanalımda benimle iletişime geçin. Bir isimde aynı anda hem belirlilik eki yani elif lam harfi tarif hem de çift hareke yani tenvin bakın şurada olduğu gibi arkadaşlar kalemun ya da kalemin olabilir ya da kalemmen yani en an un okutanı tenvin bulunmaz. Çünkü elif lam harfi tarif ismin belirli bir isim olduğunu e, bildirir, belirtir. Kelimenin iki, kelimenin son harfinin alacağı çift hareke yani un, en, in gibi bu arkadaşlar belirsiz bir isim olduğunun işaretidir. Yani bir kelimede hem belirli hem belirsiz olduğunun işareti olmaz. Ya belirlidir ya belirsizdir. Bakın kalemun Kalemun bir kalem. Yani herhangi bir kalem. El kalemu belirli bir kalem. Yani bilinen kalem. Defterun bakın tenvin almış, eliflam almamış. Herhangi bir defter. Ed defteru belirli bir defter. Bilinen bir defter. Bakın eliflam eliflamdan sonra e, kelimenin son harekesi tenvin almamış. Un, en, in gibi tenvin ne yapmamış? Almamış arkadaşlar. Arapçada belirlik iki almış isimlere yani elif, lam harfi tarif almış e, isimlere ma'rife ma deniyor arkadaşlar. El ma'rife -ma burada olduğu gibi. Yani belirli isim anlamına geliyor. El kalemu gibi. Bakın eliflam almış. Belirli hale gelmiş ve biz buna ne diyoruz? Ma'rife diyoruz yani bilinen. Çift hareke almış isimler ise yani kalemun, kalemen, kalemin gibi nekra diyoruz arkadaşlar. Nekra yani belirsiz isim olarak isimlendirilir. Soru edatlarına geçelim arkadaşlar. Bu konuyu değiştirmiştik sizinle kim ve ne? Men kimdi? Mencea kim geldi? Kim? Ma'yı görmüştük. Ne anlamına geliyordu? Ma haza bu nedir? Ne? Bu ne? Haza cevvalun. Bu cep telefonudur. Haza Evet. Soru harfleri arkadaşlar. mı, e, m, mi, midir, mudur eki veren e soru harfini görmüştük. E ve tayrun bu bir kuş mudur? Bakın. E burada mudur, müdür, midir anlamı ifade ediyordu. E ve tayrun Cevap olarak da ne demiştik? Nam, evet, la, hayırla başlayacaktı cevabımız. Nam, haza tayrun. Evet, bu bir kuştur. E, m mi, midir mudur? Geri geldiğinde arkadaşlar, bu ekleri ne yapıyordu? E, alıyordu. Evet, dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.